Şimdi bu öz eleştiri önemli bir konu gerçekten. Çünkü asrın liderimiz böyle arada çıkıyor, öz eleştiriler yapıyor. En son çıktı dedi ki, Adalet Şurası'nda böyle devamlı şuralar yapıyorlar. Muhtarlar Şurası falan. Muhtarları konuşacağız mı ya? Konuşacağız. Dünya turuna dünya seyahatini konuşacağız. Tabii. Muhtar turizm. Buraya girmeden önce sordum. 57 bin tane muhtar varmış. Maşallah. 57 bin muhtar dünya turu çok güzel olacak. Peki bunlar saraya nasıl sığıyor? Valla muhtarları konuşalım. Dünya konuşalım, konuşalım. Şimdi bu öz eleştiri meselesinde Cumhurbaşkanımız dedi ki Adalet Şurası'nda, doğru söyledi aslında, dedi bu bir öz eleştiridir. Yani UYAP'ı maalesef FETÖ'cülere kaptırdık. Çok zulüm yaptılar. Bunu kaptırmamayı başaramadık dedi. Yani bu dedi bizim bir başarısızlığımız. Yani. Ve dedi ben bu konuda bir öz eleştiri yapıyorum dedi. Şimdi ben baktım başka nerelerde bizim Cumhurbaşkanımız öz eleştiri yapmış. Bir öz eleştiri başka var mı diye baktım. Şunlar çıktı. Mesela diyor onu ki... 3 dakikamız var, sığar mı? Sığar. Tamam. Diyor ki Ergenekon kumpası ile ilgili öz eleştiri yapıyor mesela. Diyor ki şahsım başta olmak üzere tüm ülkeye yanlış yönlendirildi, aldatıldık diyor. Balyoz kumpası ile ilgili öz eleştiri yapıyor. Diyor ki samimiyetle söylüyorum. Suçluyla suçsuz, gerçekle yalan, doğruyla yanlış aynı kefeye konuldu. Şahsın başta olmak üzere kandırıldık diyor. Öz eleştiri. 17-25 ile ilgili öz eleştiri yapıyor. Diyor ki kalkıyorlar diyor başbakanın telefonlarını dinliyorlar. Bakanları dinliyorlar. Pensilvanya'daki zatın kuyruklu yalanlarına inandık diyor. Başkalarının hesabına çalıştığını bilemedik diyor. İyi niyetimizin kurbanı olduk diyor. Öz eleştiri. FETÖ ile ilgili bir başka öz eleştiri yapıyor. Diyor ki aynı menzile gidiyoruz diye müsamaha gösterdik diyor. Allah dedikleri için müsamaha gösterdik. Açık konuşuyorum. Ben şahsen bunlara yardımcı oldum diyor. Bundan dolayı hem Rabbimize hem milletimize verecek hesabımız var diyor. Rabbim de milletin bizi affetsin. Ben öz eleştiri yapıyorum. Devam ediyor abi. Öz eleştiri yapmaya. 15 Temmuz'la ilgili öz eleştiri yapıyor. Diyor ki biz bunları 3-4 yıl öncesine kadar iyi niyetle takip ediyorduk diyor. İtiraf etmem lazım. İyi niyetimizin kurbanı olduk diyor. Gerçekten safmışız. Aldanmışız diyor. Açılımla ilgili öz eleştiri yapıyor. Açılım yaptılar bir ara. Bize silahları bırakma sözü vermişlerdi. Biz de diyor üzerimize düşeni yaptık ama sözleri bize yalan söylemişler ya diyor. Hukuk ve adaletle ilgili öz eleştiri yapıyor. Diyor ki biz diyor bir yanlış yaptık. HSYK'yı denetleyen mekanizma vardı. Biz bunu kaldıralım dedik diyor. Kaldırdık ama yanlış yapmışız. Öz eleştiri yapıyor. Eğitimle ilgili öz eleştiri yapıyor. Diyor ki eğitimde maalesef mesafe kat edemedik. Üzgün olduğum bir konudur bu yani. Öz eleştiri. Kültürle ilgili öz eleştiri yapıyor. Üzülerek söylüyorum ki diyor, kültür sanatta mevcuda bile sahip çıkamadık diyor. O kadar yani mahvettik diyor yani. Ekonomiyle ilgili öz eleştiri yapıyor. Diyor ki, bazı konularda mesafe kat edemedik. Reel faizde düşüremedik. Bu bir öz eleştiridir diyor. Yüksek faizler ağrıma gidiyor diyor. Faize dayalı sistem devam ediyor diyor. Şahsen diyor, krizler karşısında şaşırmadığımı ifade etmeliyim diyor. Sanki Müjdat abi yönetiyor ülkeyi. İşsizlikle ilgili öz eleştiri yapıyor. Diyor ki şu anda işsizlik %11'in üzerinde. Bu ülke bu hataya düşmemeliydi, bu hale düşmeli miydi ya diyor. Alkışlıyorlar, düşmemeliydi diyorlar. Biz bu halde kalkınabilir miyiz ya diyor. Kalkınamayız diye bağırıyor. Avrupa Birliği ile ilgili öz eleştiri yapıyor. Diyor ki bize söyledikleri parayı vermediler diyor. Vereceğiz dediler, bize hep oyaladılar diyor. Vizesiz geleceksiniz dediler, yalan söylediler bize ya diyor. Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili öz eleştiri yapıyor. Diyor ki PKK konusunda mutabakatımız vardı. Fakat maalesef Obama bizleri aldattı diyor.
Barzani ile ilgili öz eleştiri yapıyor. Diyor ki son ana kadar referandum gibi bir yanlışa düşeceklerine ihtimal vermiyordu. Yanıldık ya diyor. Bizi diyor kandırdı diyor bu diyor. İstanbul'la ilgili öz eleştiri yapıyor. Diyor ki ucube inşaatlar yaptık. Bizler İstanbul'un güzelliğine çok yanlışlar yaptık. Bu şehrin kıymetini bilemedik. Bu şehre ihanet ettik. Hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum diyor. Bakın. Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili öz eleştiri yaptılar. Mehmet Görmez'i kovdular. Hükümetle ilgili öz eleştiri yaptılar. Bülent Arınç'ı kovdular. Ahmet Davutoğlu'nu kovdular. İçişleri Bakanı'nı kovdular. Belediyelerle ilgili öz eleştiri yaptılar. İstanbul, Ankara belediye başkanları uçtu. Bursa uçtu. En son şimdi diyor ki Adalet Şurası'nda bu diyor bir öz eleştiridir. Biz diyor UYAP'ta yanlış yaptık. Yani o zaman ortalama zekaya sahip herkesin kendine şu soruyu sorması lazım. Kardeşim siz ne yaptınız ya 15 senede? Neyi başardınız yani? Bir de benim anladığım kadarıyla yanlışlık yapılmayan bir alan hemen hemen kalmamış. Sıfır kalmamış. Yani hala diyorlar ki işte Cumhuriyet çömezdi. Biz diyor ustayız. İşte usta dediğin Cumhuriyeti kendin tarif ediyorsun yani. Yani adaletten ekonomiye, öyle değil mi yani, işsizlikten faizlere, yani eğitimden silahlı kuvvetlere, diplomasiden yani kültüre, sanata kadar her konuda sıfırı tüketti Türkiye. Ve bu konularda başarısız olduğunu bizzat Cumhurbaşkanı kendisi söylüyor. Şehirleri mahvettik diyor, ben diyor yaptım diyor. Ben de sorumluyum. Ve hala alkışlıyorlar. Tuhaf bir şey. Yani AKP'nin aslında 15 senedir attığı her adımda başarısızlığa uğradığı ve yanlış yaptığı bizzat Cumhurbaşkanı tarafından söyleniyor. Yani buna öz eleştiri adı altında aslında kendilerinin ne kadar başarısız olduklarını itiraf ediyorlar. Bir yanlışlık daha yapılmış. Müjdat Gezen'e gelen cep telefonu mesajından anlıyoruz. Şöyle bir mesaj gelmiş Müjdat Gezen'e. Müjdat biliyorsunuz İstanbul Kadıköy'de oturuyor. Tiyatrosu da orada. Gelen mesaj şu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13.01.2018 Cumartesi günü yani yarın saat 15'te Karşıyaka Spor Salonu'nda siz değerli Bingöl halkıyla buluşacaktır. İl kongremize katılmanızı bekler, saygılar sunarım. Mehmet Hanefi Güler, AK Parti Bingöl İl Başkanı. Müjdat diyor ki bununla yetinseler iyi, bir de Çalışma Bakanı yardımcısından da aynı şekilde bir mesaj gelince Müjdat'a. Müjdat da işi ciddiye almış, şöyle bir cevap vermiş. Yarın beni Bingöl'e bekliyorsunuz fakat yarın matinede Artiz Mektebi komedisinde oynayacağım için bu komediye katılamayacağım. Müjdat Gezen. Ya sayın Bingöl il başkanı olmaz da Burhan Kuzu çağırsaydı giderdi Müjdat abi. Kıramaz Burhan Hoca. Müjdat, evet, Burhan Hoca'nın yeri başka Müjdat abi de. Evet. Çok sever. Bana her gün açıyor Burhan Kuzu ile ilgili sevgilerini anlatıyor. Çok seviyoruz. Yani bizi dinleyen, telefonumuzu dinleyenler de bizim Burhan Kuzu ile ilgili bayağı külliyatımız var. Öyle mi? Var. Mesela aslında işte anayasa diyoruz. Mesela Burhan Kuzu anayasa profesörü. Yani Burhan Kuzu'nun anayasa profesörü, evet, olduğu karşıya ülkede, da öyle yazıyor. Tabii o zaman bu böyle normal yani. Müjdat abi. Peki Sayın Cumhurbaşkanı Batı'ya seslenerek biraz önce sen de bir kısmına değindin. Dedi ki bizi Osmanlı'nın hasta adamı, Cumhuriyet'in çömez devleti sananlar çok yanılıyorlar. Yani yanıldıklarını gösteririz gibi bu mealde bir konuşma yaptı. Evet. Onu biraz açalım mı? Açalım. Yani bu gerçekten çok güzel bir konu ama uzunca bir hazırlığım var bununla ilgili. Vaktimiz var mı bilmiyorum. 5 dakikamız var. En azından başlayalım. Başlayalım. Bir ara veririz. Ara veririz. Devam edebiliriz. Şimdi diyorlar ki biz şey olduk.
Hasta adam değiliz. Cumhuriyette ne diyor? Önceki cumhuriyette Çömez. Çömez. Yani çömez denilen cumhuriyet AKP'ye kadar olan herhalde cumhuriyet. Bunun içinde Mustafa Kemal Atatürk dönemi de var. Ne diyor? Osmanlı'nın hasta adamı var. Ne de cumhuriyetin çömez devleti var. Ne de diyor 70'lerin 90'ların güçsüz devleti var. Dolayısıyla yani 70'ler falan Demirel dönemleri ve Özal dönemleri güçsüz devlet dönemi. Çömez derken daha önce çömez tabii. Atatürk ve İsmet İnönü dönemleri çömez devlet. Şimdi bir de usta devlet var. Bu usta devlet. Mesela usta devletle ilgili benim elimde birkaç tane örnek var. Mesela bu usta devlet bir İsrail hamlesi yaptı. Yahudiler bizim aslın liderimize Yahudi Cesaret Madalyası taktı. Ve biz çok büyük bir ülke olduğumuz için dünya lideri pankartları açtık. Asrın lideri yazıldı İstanbul'da. Ben çok seviyorum o sloganı. Asrın liderimiz. Sonra bu İsrailliler bizim gemimizi basıp insanlarımızı öldürdüler.